bulduk, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Sayın Genel Başkanım. Aşağıda bir belediye başkanı önderler sizlersiniz. Halkın arasındasınız. Halkın sorunlarını her gün dinliyorsunuz. Sorunlara çözüm üretiyorsunuz. Bazen sizin gücünüzü aşan sorunlar olabilir. Genel ekonominin sorunları çerçevesinde. Onları da en azından yumuşatmak konusunda yaptığınız yardımlarla bunu gidermeye çalışıyorsunuz. Ben bizim bütün belediye başkanlarımıza gerçekten yürekten teşekkür ederim. En küçüğünden en büyüğüne kadar belediye başkanları gerçekten tarih yazıyor. Dolayısıyla size teşekkür ederiz. Size teşekkür ederim. En düşük maaşları. Yaklaşık bu sene 3500 lira. En düşük. Tamam mıyız arkadaşlar? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Doğal yün ve kök boya. Evet. Kök boya ve eskiden biz de hep yaptık. Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli yöneticileri, değerli milletvekillerim, Yeşiltepe'nin güzel insanları, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz üretiyoruz ama merkezi hükümet bir türlü kazancımıza destek vermeden elimizden almaya çalışıyor. Ben içi çalıştırıyorum. Sezonluk çalıştırıyorum. Şimdi öyle değil. Bir sezon çalıştırdığım işçiye o gün bir araştırıyordum. Bir ajandım elime geçti. Baktım işçileri bir sezonluk 1750 liraya çalıştırmış. 1750 liraya bir sezonluk. 1750 lirayı 5 ton buğdayla veya 20 ton pancarla ödemişsin. Bunun 8 aylık veya 7 aylık 9 aylık hakkını. Gübreye baktım, çelik gübre dediğimiz gübre 250 liraydı. Buğday da 400 liraydı. 1,5 kilo gübreye 1 kilo buğday, 1 kilo buğdayla 1,5 kilo gübre alıyoruz. Güzel bir gündeyiz, beraberiz, birlikteyiz. Gerçekten de belediye başkanımızla gurur duyuyoruz. Elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Az önce çiftçi arkadaşımız konuştu. 20 kat fakirleştik dedi. Arabanız olmayabilir. Ama günde 3 öğün yemek yemek zorundasınız. Bizi besleyecek olanlar kim? Çiftçiler. Her alanda üreten çiftçilere destek olmak zorundayız. Eğer bir ülke buğdayını, arpasını, mercimeğini, nohutunu, baklasını, canlı hayvanını, etini dışarıdan ithal ediyorsa o ülke iflah olmaz. Bizim ülkemizde insanımız çalışmak istiyor, üretmek istiyor, alın teri dökmek istiyor ve kazancının, karının, ektiğinin kazancını da almak istiyor. Zarar etmek istemiyor, geliri olsun istiyor, çoluk çocuğumla huzur içinde geçineyim diyor, kazanayım diyor, elim ekmek tutsun, evime akşam huzur içine gideyim diyor. Bu imkan sağlanmıyor. Sağlanmadı, bundan sonra da sağlanmayacak. Ben sizden sadece şunu istiyorum. Gerçekten üretmek istiyorsanız, gerçekten alın teri dökmek istiyorsanız, gerçekten ürettiğiniz malın karşılığını almak istiyorsanız, önce Allah'a güveneceksiniz, sonra kendinize güveneceksiniz, en sonunda da bize güveneceksiniz. Size bunların tamamını sağlayacağım. Tamamını. Çiftçi üretiyor. Başımızın üstünde yeri var. Kanun çıkardılar. 2006 yılında kanun çıkardılar. Dediler ki çiftçiye her yıl en az milli gelirin %1'i oranında destek verilir. Sizin devletten 210 milyar lira alacağınız var. Eski parayla 210 katrilyon lira alacağınız var. Bankalara borçlusunuz. Tarım krediye borçlusunuz. Üstüne faizi bindirdiler. Neden ödeyeceksiniz? Nasıl ödeyeceksiniz? Sözüm var. O faizlerin tamamını sileceğim. Tamamını.
Ana parayı sadece ödeyeceksiniz. Faizlerin tamamını. Bunu söylüyorum, kızıyorlar. Her türlü hakareti yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, inandığım yoldan beni geri döndüremeyecekler. Halk için çalışacağım. Millet için çalışacağım. Alın teri döken için çalışacağım. Emek harcayan için çalışacağım. Çoluk çocuğunun rızkını emeğiyle kazanan insanın hakkı için çalışacağım. Adalet için çalışacağım. Bu için çalışacağım. Ve sizin için çalışacağım. Başkanla konuştum az önce. Dedi ki eskiden belediye borç batağındaydı. Şimdi çok şükür hiç kimseye borcumuz yok. İşçisi, memuru, emeklisi arzu ettiği kadar ücretini alabiliyor. Ne zaman arzu ediyorsa aybaşı geldi, tıkır tıkır aylıklarını ödüyoruz. Bakın size şunu söyleyeyim. Sordum, en düşük işçi aylığı 3500 lirayı değil mi? 3500 lira. Devletin belirlediği, iktidar sahiplerinin belirlediği 2890 lira. 3500 lira veriyor. Hükümetten daha çok kendi çalıştırdığı işçileri düşünen bir belediye başkanınız var. Bu belediye başkanıyla herkesin gurur duyması lazım. Bu belediye başkanı 3500 lirayı verdiği zaman kim kazanıyor? Buradaki esnaf kazanacak. Gidecek esnaftan alışveriş yapacak. Dolayısıyla esnaf da mağdur edilmeyecek. En çok mağdur edilenlerin başında da esnaflar geliyor. Dükkanı kapattın, kahveyi kapattın, pastaneyi kapattın, her tarafı kapattın. Peki bu insan neyle geçinecek? Bu insan nasıl geçinecek? Bu sosyal devlet diyorduk. Bu sosyal devlet nerede? Kim esnafın hakkını savunacak? Kim çiftçinin hakkını savunacak? Kim üretenin hakkını savunacak? Bütün bunların hepsinin bilinmesi lazım. Ben bir şey istiyorum sadece. Bu memlekete huzur gelsin. Bu memlekete huzur gelsin. Bu memlekete bereket gelsin. Bu memlekette herkes çalışsın, herkes üretsin. 10 milyonun üstünde işsizimiz var. 10 milyonun üstünde. Başkan söyledi. Eskiden dedi buradaki nüfus 5000'dir. 5000 küsür. E şimdi 2500'e düşmüş. Sadece 400 hane dedi. Tekirdağ'a gittiler. Niçin? Geçinemiyor diye. Şu toprakları görüyor musunuz? Ovayı görüyor musunuz değerli arkadaşlarım? Bu bereketli ovayı görüyor musunuz? Bu ovada ne ekilmez? Her şey ekilebilir. Ama ekip de zarar ediyorsa olmaz. Zarar etmemesi lazım. Kar elde etmesi lazım. Gelir elde etmesi lazım ki kişi ekebilsin, üretebilsin. Ve dolayısıyla biz dışarıdan değil, kendi topraklarımızdan ürettiğimizi alalım. Eğer patates üreticisi ektiği patatesi satamıyorsa, buğday üreticisi ektiği buğdayın karşılığını alamıyorsa, nasıl geçinecek bu insanlar? Görev kime düşüyor? Bana düşen görevi ben elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Size de görev düşüyor. Oturup hepimizin düşünmesi lazım. 19 yıldır memleketi yönetenler nasıl bu hale getirdiler Türkiye'yi? 19 yıldır. Hepimizin düşünmesi lazım. Bir yıl değil, 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil. 19 yıldır memleketi yöneteceksin, 10 milyon işsiz olacak. 19 yıldır memleketi yöneteceksin, çiftçi perişan olacak. 19 yıldır memleketi yöneteceksin, esnaf perişan olacak. Artık sizin de elinizi vicdanınıza koyup düşünmeniz lazım. Kim memleketi düşünüyorsa, çiftçiyi düşünüyorsa, alın terini düşünüyorsa, emeği düşünüyorsa, oyunuzu götürüp ona vereceksiniz. Benim sizden isteğim budur. O zaman ne olur? Memlekete huzur gelir. Ne olur? Memlekete bereket gelir. Elin çiftçisi kazanacağına, Hollandalı, Amerikalı, Arjantinli, efendim onlar kazanacağına niye bizim çiftçi kazanmıyor? Niye kazanmıyor? Onların ürününü alıyoruz. Ya bizde ekecek adam mı yok? Ekecek tarla mı yok? Bakın bir örnek vereyim. Hollanda'nın toprağı Konya'dan küçük. Konya'dan küçük. Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 185 milyar dolar. 185 milyar dolar. Biz Hollanda'dan çiçek de alıyoruz. Peynir de alıyoruz. Her şeyi alıyoruz Hollanda'dan. Peki bu bereketli ovada niye biz ekmiyoruz? Niye biz kazanmıyoruz? Sizin düşünmeniz lazım, benim düşünmem lazım. Bu memleket bizim memleketimiz. Bu memlekette kavga değil, bu memlekette huzura ihtiyacımız var.
Her evde huzura ihtiyacımız var. Her evde, her evde huzur olsun. Her evde bereket olsun. Her evde tencere kaynasın. Her evde hepimiz huzur içinde yaşayalım. Komşularımızla ilişkilerimiz öyle gitsin. Hiçbir çocuk bu coğrafyada yatağa aç girmesin. En büyük arzumuz budur. Bu arzuyu gerçekleştirmek için zaten çaba harcıyoruz. En büyük gücümüz de halktır. Gücümüzü sizden alıyoruz. Siz eğer destek verirseniz bu memleket hiç endişe etmeyin. En geç 5 yıl içinde bu bölgenin en güçlü, en dirayetli, en çok üreten, en çok ihracat yapan, en çok gelir elde eden ülkesi haline getireceğiz. Çünkü biz kendi cebimize değil, vatandaş için çalışacağız. Malı götürmek için değil, vatandaş kazansın diye yapacağız. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ ol Sayın Başkan, teşekkür ederim. Bizden özel sektör kuspeyi 15 TL'den alıyor kilogramını ve çiftçiye 350 TL'den ödüyor. Tamamen kapitalist ve sömürgeci bir düzenin içerisindeyiz. Bizler üretici olarak fedakarız. Bizler devletimizi severiz, halkımızı severiz. Üretmekten de hoşunmayız. Ama yeter ki karşılığını alalım ve tüketici kardeşlerimize de uygun fiyata girsin. Bizim en büyük sorunumuz girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı. Bir kilo pancar 330 liraya verilirken, alınırken şeker yaklaşık olarak 5000 TL'ye çift üreticiye, tüketiciye tüketiliyor. Biz bu aradaki sömürge düzeninin yok olmasından yanayız. Aynı gemideyiz diyorlar hükümet. Aynı gemideyiz ama biz onlar Göte'de bir Sintine'deyiz. Sintine'de yağ deposu yani. Konumumuz farklı. Gemideyiz ama biz perişan durumdayız. Benim işletmemdeki malım 16-17 tane malım vardı. Şu anda 7 taneye düştü. Açığı ben şeyle kapatıyorum. Satarak malımı. Vette kestirerek. Sütüyle yemim birbirini karşılamıyor. Yeme verdiği zamla süte vermiş olduğu zam arasında dağlar kadar fark var. Ben de şu anda bunları araştırabilirler. 30 tane bankayla çalışıyorum. Abi. Ben aynı zamanda Hürriyet Mahallesi muhtarıyım. Çiftçinin konumu burada, müstemleke durumundayız. Perişanız. 30 tane kartına çalışıyorum. Ziraat Bankası'na borçluyum, Yapı Kredi'ye borçluyum, Vakıf Bank'a borçluyum, Deniz Bank'a borçluyum. Bütün bankalardan hepsine kredi çektim. Ayakta durabilmek için. Ama ayakta durmayı boş ver, borcu borcuna kapatırken malımdan biraz daha bir tane 10 tanesini sattım ben. Şu anda 7 tane malım var, sağlıklıyım. 17 tane malım vardı, onu sattım şu anda. Şeylerime, ihtiyaçlarımı giderim diye. Biz bu ülkede bir yabancı vatandaş kadar değerimiz yok. Ben bu ülkede özel hareketimde askerlik yaptım. 10 yıldır başkanlar, 2014'ten bu tarafa muhtarım da. Halka her türlü hizmet işe ediyoruz. Hükümetin bize bu şeyi yani sanki intikam arı gibi, ben anlayamıyorum bunu yani. Bir şey çözülecek, hepsi çözülecek. Biliyorum, çok büyük sıkıntı var, sadece sizde değil. Sıkıntı sadece değil, sıkıntının üzerinde, sıkıntının gözünü seveyim. Evet, sıkıntı evet. Aşılır da, evet. Bu yani bir asimile etme projesi yani. Evet, evet. Şu yeniden 170 lira alıyorum, 117 lira alıyorum. 117 lira. Sütümü de 2000, 2 lira 80 kuruştan satıyorum. Ben günde bir torba yemiş ediyorum. Fazla vermezse inekle süt vermiyor. Artı bir de düşük atıyorlar. Evet. Yaş küspesi var bunun, sılacı var. Yeminle samanı harmanlarsak evet. Benim sütüm hiçbir şey karşılamıyor. Sayın Genel Başkanım, küspe... bizde krediyle alınan hayvanlar var. Yani bu hayvanların maddi değerleri krediyle alındığı için en az %50 artışla oluyor. Yani devlet diyor ki biz size 0 faizi kredi veriyoruz. 4 tane şirkete, 5 tane şirkete adaptör ediyor ve bu şirketlerde hayvanları en az %50 fazlasıyla satıyor. Piyasada. Alıcılar yoksa yani. Hayvan bulanma kredileri yanıyor. Yani. Bir de faiz yok, TMSF gibi yüklü ödemeler oluyor bankaya. Evet. Onlardan yüklüyorlar. Yani %0 bunu olan faiz en az %40'lara mal oluyor. Ve bir de diyor 4 çocuk yapın diyor. Ben 2 tane çocuğumu vereceğim, 500 bin lira para gerekiyor. Neyine ne vereyim kardeşim? Hayvancılık yapıyorum. Tarlam yok, tapanım yok. Şurada hayvanın akbuyunun şeyi var, dışkısı var. Bana hiçbir kar yok. Benim 17 tane maldan 7 tane kaldı başkanım. Ben nasıl kar eden adamın malını örür? Artar yani. 4 tane yine şirkete veriyor.
yandaş şirketlere veriyor. Siz onları temin edeceksiniz, vereceksiniz diyor. Tabii bu şirketlerde en az %50'ye aşkın bir artışla satıyor üreticileri. Peki. Pancar'ı 330 alıyor. Sen genel başkanım. 350'ye de pişmesini satıyor. Melas'ın ayrı, şeyi ayrı. Şeker. Şeker ayrı. Bize posa kalıyor, bir şey kalmıyor ya. Sizin benim bu işletmemi hep bizi onurlandırmanız. Daha hiçbir devlet arkanı bizim buraya gelip ne halde. Allah razı olsun sizden başkanım. Sizden bir isteğimiz var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a size şu soruyu sormasını istiyorum. Damadını ne yapmış? Damadını lütfen ortaya çıkardın. Bu ekonomiyi çökertip milleti bu hale getirdi. Pandemi diyerekten milleti ciddi bir çok işe sürükledi. Bu soruyu ona sormanızı istiyorum. Damadını da sizden ortaya çıkarmanızı istiyorum. Akşama kadar soruyu edelim. Soracağım. Hoş geldiniz yerimizin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Sizden kahveciler gibi değil, arada açıyorsunuz. Evet, arada açıyoruz. Evet. Başkan, açmamızın da çok bir şeyi olmuyor, mantığı olmuyor işte. Evet. Hafta sonlarımız kapalı, akşam saatlerimiz kapalı. Bayağı zor durumda bir başkanım. Genelde esnaf hafta sonları yapıyoruz. Bir durumda. Evet. Aynen. Evet. Esnafın en yoğun olduğu dönem hafta sonları. Cumartesi, pazar, evet. Tabii herkesin daha hareketli olduğu zamanlar. Bunlar işte bize bayağı bir sıkıntıya düşürdü. Bayağı bir kayıp verdirdi. Böyle işte başkanım. Allah kolaylık versin. Amin. Ama moralinizi bozmayın. Allah'ın moralinizi bozmayın. İnşallah her şey düzelir. İnşallah. Her şey güzel olacak başkanım. İnşallah. İnşallah. Hoşçakalın. Ayağınıza sağlık. İnternet ücretlerine gelen zam sıkıntı yaratır mı? Yani siz hep konuda bir şey yaratır mı? İlla ki müşterilerimizden bu arz talep olarak illa ki yüksek oldukları bazı durumlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Şehit bu okullar dolayısıyla tabi EBA'dan dolayı evet EBA'dan dolayı da online eğitim talep geldi herhalde. Evet aynen. Evet. Evet. Şikayet geldi mi size? Yani şu an için altyapısal olarak, çünkü altyapısal. Biliyorsunuz Türkiye genelinde olduğu için bir yoğunluk var, ister istemez altyapısal olarak bir düşüş, bir yavaşlama oluyor ama kötü bir izlenim yok. Şu yok an için bir yavaşlama, ağırlama durumu mevcut. Evet, evet. Ondan mevcut internet varsa. Olmayan yerler de var galiba. Tabii, evet. Altyapısında mesela olmayan hiç. Kablolu bağlantıya altyapısı evet. Olmayanlar var. Evet. Ama onun içinde alternatif olarak Red Parks diye bir hizmetimiz var. Yani kablosuz bağlantı seçeneğimiz evet. Var. Onlar da hizmet veriyoruz. Tabii. Onu bizim büyükşehir belediye başkanları yaptılar. Köylerde özellikle. Kırsal kesimde yoktu. Evet. Oralara işte bazı teknik donanımlar götürdüler ve evet. Kırsaldakiler de internete ulaştı. Yani oradaki çocuklar da. Onlar da EBA'dan yararlanmaya çalışıyor ama gene 2 milyonun üstünde tabii çocuk ulaşamıyor. Tabii, yani. Ciddi bir rakam. Ulaşılamadığımız nokta ve hizmet veremediğimiz noktalar evet. Var tabii. Var. Daha çok kışlık galiba. Kışlık şu an gerçekten ne satacağımızı da bilmiyoruz iklimden dolayı. Onun haricinde birçok maddi sıkıntı problem. Yani esnaf şu an kan ağlıyor. Evet. Bunun başlıca sebepleri de bizim artan maliyetlerimiz. Elektrik, doğalgaz vesaire masraflarımız. Onun haricinde düşen iş hacmimiz. Kesinlikle yani kısıtlamalardan ziyade bizim geçmiş yıllarda yaptığımız satışların hiçbir şekilde şu an maddi olarak aynı şekilde tutmuyor. Hep düşüş var ama masraflarda hep artış var. Ama ve lakin bunu kime dile getireceğim? Esnaf olarak dükkanı sabah açıyoruz, akşam kapatıyoruz. Doğru düzgün kendi sesimizi bile duyuramıyoruz. Burada affedersiniz yırtınıyoruz. Can çekişiyoruz. Ama durum pozisyon bu şekilde. Bilmiyorum ne olacak, ne edecek, ne kadar sesimizi duyurabileceğiz. Bu şekilde. Siz sesinizi duyuracağız. İnşallah, kesinlikle. Yani, çünkü siz sadece kendi sorununuzu anlatmıyorsunuz aslında. Aynı durumda olan bütün esnafların derdini anlatıyorsunuz. Hepimiz birbirimizle zincirleme. Evet. Çiftçisinden tutun esnafına, emeklisine vesaire herkes yani. Bizde iş olmayınca yan tarafta olmuyor. Yan tarafta olmayınca karşı taraf. Yani öyle. Birbirimize zincirleme olduğu için öyle. Hepsi eksi de düşüyor. Ve bu komple Türkiye'yi etkiliyor. Öyle. Yani bu eğitimden tutun maddi ekonomik bütün verilere dayanıyor. Ben iki tane üniversite bitirmişim. Üniversiteyle ilgili hiçbir yola gitmemişim. Ekmek kazanamamışım. Baba mesleğini, esnaflığı evet. Devam ettiriyorum. Evet. Bu bir çaresizlik aslında. Evet. Ama işte bunu görmüyorlar, bilmiyorlar. Oradan konuşuyorlar sadece. Yaptıkları bu. Ya da yandaşlarını kendi yanlarına alıyorlar. Ben KPSS'ye de girdim. Puan da aldım. Neden atanamadım?
vesaire, yani hep bir koşturmaca, evet, hep bir kovalamaca ama durum pozisyon bundan ibaret. İnşallah aşacağız. İnşallah. Aşacağız, aşacağız. Başkanım özür diliyorum. Estağfurullah. Oluyorum. Benim en büyük sıkıntım Aksaray'da haddinden fazla alışveriş merkezlerinin olması. Bugün evet, bir kule değil, bir 101 değil, bir şok değil, bir bin değil. Çamaşırını da satıyor, gıdasını da satıyor, deterjanını şey, da satıyor. Aksaray'da mağazalar zinciri. Mağazalar zinciri. Aksaray'da sadece 90 tane bin var. 90 tane? 90 tane. Kasabalardan Aksaray gibi bir yerde. Yani. Düşünün. Bunun yanında hemen yan tarafında kulesi var, şoku var. Yani bunlar bizi aşırı derecede etkiliyor. Evet. Ne yapmamız lazım? Ben kendim yıllarda yurt dışında kaldım. İngiltere'de, değişik ülkelerde kaldım. Yani bu caddede bir tane olabilir. Buna kim izin veriyor, nasıl izin veriyor bilmiyorum. Herhangi bunlara hiçbir düzenleme lazım. Yok. Kesinlikle, yani nüfusu düşünecek olursa, atıyorum buradaki mahalleleri, haneyi, ona göre bir düzenleme getir ya. Adam ruhsatını almamış, dükkanı bismillah açıyor. Bir dur yani. Ruhsat belediye verecek mi? Evet. Kesinlikle. Yandaşı mı var, gidiyor, tamam o iş halloldu, aç dükkanını. Şube olarak gösterildiği için yani ayrıca ruhsata gerek kalmıyor. Çok benim bildiğim bir yer. Merkez olarak burası 3. şube, 4. şube. Ne belediye bir kayıt var, ne bir resmi kuruma resmi olarak bir başvurusu var, şunu var ama maalesef iş yapılıyor. Bu, bunlara yani yardımcı olursanız muhalefet olarak İnşallah. Olmak zorundayız. Bakın olacağız demiyorum. Olmak yani zorundayız. En azından sizlerin sesi çıksın. Evet. Ben kendim ülkücüyüm. Evet. MHP değilim. Evet. Ama evet, yıllardan beri de MHP'ye oy veriyorum. Açık evet, söyleyeyim. Evet. Açık söyleyeyim yani. Evet. Ama aşacağız bu inşallah. Şu değil. Bu evet, Fenerbahçe'nin Galatasaraylı'yı, Galatasaraylı'nın Fenerbahçe sevmesi gibi bir şey değil. Bu memleket meselesi. Türkiye meselesi. Şu an esnafız. Meselesi. Benim çocuğumu okutmuşum, üniversite bitirmiş, evet, benim eşim yapıyor. Evet. Bundan büyük bir ayıp olur mu? Vatana faydalı olsun. Esnaf orta direktör. Evet. Devleti taşıyan direktör aslında esnaf. Kesinlikle bir yani. 1.300.000 esnaf var. 1.300.000 evet, esnaf. 1.300.000 esnafın derdi sizinle aynı. Dolayısıyla işlerinde tabii her partiden insanımız var. Olması da gayet doğaldır. Ama 1.300.000 esnafın sorununa çözüm getirmek zorunda iktidar partisi. Evet. Ve sorun zorunda. Bana çok ağır patlıyor. Bakın ben 27 yaşındayım. Benim ömrüm gidiyor. 2016'dan beri vergi mükellefiyim. Kesinlikle vergi mükellefiyim. Ayrı ayrı mağazalarımız vardı. 1055 lira bugün Bağkur primi ödüyorum. Bismillah ya, geçen yıl 870 liraydı. Çok şükür günü gününe yatıran birisiyim ben evet, bu konuda. Evet. Ama 1055 lira beni yıpratıyor. Evet. Her ay ödediğim bir miktar bu. Şimdi esnafı perişan ettiniz. Asgari ücreti düşük tuttunuz. Şimdi biz gittik. Küçük bir belediyemiz. Asgari ücret orada 3500 lira. Demek ki bakın, bu küçük belediye asgari ücreti 3500 lira yapıyorsa koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en az 4000 lira yapması lazım. Tabii. Ki bu adam asgari ücreti alacak, çocuğuna mont alacak, ayakkabı alacak, efendim işte atleti alacak, okul çantası alacak, bilmem ne alacak. Siz buna düşük rakam verirseniz bu gidip esnaftan ne alacak? Tabii ki. Ne kadar alacak? Dolayısıyla paranın değişim kanallarının değişmesi lazım. Yeniden esnafı güçlendireceksiniz ki yukarıya doğru Türkiye güçlenebilsin, ekonomisi güçlenebilsin. Kesinlikle. Bunun olması lazım. Üreten, birisi üretiyorsa, birisi alın teri döküyorsa bunun kadar değerli bir şey yoktur. Bu yanlış. Siz de burada üretiyorsunuz, hizmet üretiyorsunuz. Evet. Yani. Ama hizmetinizin karşılığını almak zorundasınız. Almazsanız yaşayamazsınız. Tabii ki. Nereye kadar gidecek bu? Hadi bir yıl, bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, altı ay birisi buraya para girmese peki ne yapacaksınız? Tabii. Kira ödüyorsunuz. Tabii. Elektrik parası, doğalgaz parası ödüyorsunuz. Kesinlikle. Allah kolaylık versin. Ama umutsuz olmayın. Değiştireceğiz. Allah'a şükür. Değiştireceğiz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Şey nasıl? Talep? Biraz zayıf. İyi, bir de zayıf. Evet, zayıf. Piyasada bir şey yok. Ama düzelir, düzelmez. Düzeni değiştirince bu düzelir. Düzeni değiştireceğiz. Rahmetli Ecevit demişti. Hakça bir düzen. Herkesin kazandığı, alın teri döktüğü ölçüde herkesin kazandığı bir düzen olmazsa esnaf orta direk. Orta direği yok edersen ne olacak peki? Esnafın kazanması lazım yani. Siz satarsanız bu üreten fabrikada üretmiş olacak yani. Satamazsanız orası da üretemeyecek. Bu bir zincir. Zincirin en güçlü halkası aslında esnaf. Alacak, satacak, onlar üretecekler. Evet. Bazen iç piyasaya, bazen dış piyasaya satacaklar. Efendim çok memnun oldum. Ben memnun oldum efendim. Çok
Teşekkür ederim ziyaretinizden dolayı. Eyvallah, sağ olun. İnşallah. İnşallah. Güzel günler gelir. İnşallah. Hayırlı işler. Şu tavuğu 50 kilo tavuğun arasında dün aldığımdan bugünün arasında kilo farkı 100 lira. 100 lira. Abartısız konuşuyorum. Yani. Evet. Ve cuma gününe de önünü açık bırakıyorlar. Tekrar bir zam daha gelecek diye. Mesela biz bunu daha önce de yaşadık. Bu Amerika papazın yakalanıp dinlenmeleri falan. Evet. O zaman da 8.25 liradan 22 liraya çıkmıştı tavuk. Dediler ki dolar 2.900 liradan 7.000 lira oldu. Tamam, o aradaki farkı anlıyoruz. Evet. Geçici bir süreçte. Evet. Ama şu anda dolar düşüyor, altın düşüyor, ekonomi çok düzgün. Evet. Hiçbir personele gelme diyemiyorum. Herkesin, herkesin babadır. Koruma çocuğuna ekmek götürecek. Paket servisine idare ediyoruz. İdare etmeye de çalışıyoruz. Ama gerçekten süreç olarak son noktaya geldik. Allah kolaylık versin. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bozmayın. Yalnız ben bir dönerimizi tattıracağım başkanım size. Ben bunu yiyeceğim diyecekler ki Kılıçdaroğlu malı götürdü. Afiyet olsun. Bunlar mı götürmüş oluyorsunuz malı? Ağzımızı açıyoruz bir sürü rap gibi. Kapalı iş yerine elektrik faturası geliyor. Ve bu elektrik faturası da bildiri verilmeden icraya konuyor. Bütün başvurularımızı yaptık. Lokantacıyım, su yemekçiyim, iş yerim 3 ay önce kapalı kaldı. Şu anda 3 aydır kapalı, 6 aydır kapalı. Bir kuruş destek alamadık. Ama destek veriyoruz. Ben o desteklerin de olduğunu gayet iyi biliyorum. Ortada destek meslek yok. Bütün 1.300.000 esnafa verilen destek 1.300.000. Sadece bir kişi, bir katalı şirkete sağlanacak 90 milyon dolar bir kişi. Üstelik sözleşme var, ödemesi lazım. Ödemeyeceğim diyor. 90 milyon dolarını siliyor. Lokanta, lokantaya gelecek. Gidiyorsun, 5 yıldızlı yerlerde lokantalar açık. Tatil yörelerinde açık. Sizinki kapalı. Niçin? Efendim olmaz. Orada sen miting yapıyorsun. Serbest, buraya gelince yasak. Aynen öyle. Partimiz tarafından Aksaray'a verilen önemi ve desteğin farkındayız. Ağzınıza sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Anneye bak. Allah bağışlasın. Sağ olun. Kaç yaşında? 4 yaşına geldim. 4 yaşına geldim. Dün girdi, doğum günümde. Güzel. Allah bağışlasın. Sağ olun. Bir de biliyorsunuz ekonomik çok sıkıntılı bir durumdayız. Öyle, diğer esnaf da öyle. Evet, yani o kadar çok fiyatlar artıyor ki evet. Arkasına yetişemiyoruz. Biz bir alıcı olarak da aynı şekilde düşünüyoruz. Evet. Ben bir işçi, emekli işçi olarak yani geçinemediğimi söyleyebilirim. Evet. Yani inanılmaz çok pahalılık var. Evet. Çünkü bir aldığımızı evet. Bir dahaki sefere gittiğimizde alamıyoruz. Evet, evet. Bir hafta bile geçmişi olsa çok fark ediyor. Çalışanın, üretenin, alın teri dökenin kazandığı bir aynen. Türkiye'yi hepimiz kurmak zorundayız. Farklı görüşlerimiz olabilir ama herkesin kazanması lazım. A partili ve partili. Tabii ki illaki. Türkiye bunu aşmak zorunda ya. Yani. Aşmak zorunda. Herkesin kazanması lazım. Herkes, yani üreten bir insanız, çalışan bir insanız. Kazanması lazım. Dükkanı açıyorsunuz, elektriği var, doğalgazı var, çalışan elemanı var, buna ücret ödüyorsunuz. Kazanmadığınız halde onları çalıştırıyorsunuz, mağdur olmasınlar diyorsunuz. Yani bir sorumluluk hissediyorsunuz. Devleti yönetenlerin de bu sorumluluğu hissetmesi lazım. İnşallah bu insanlar ve yapacağız inşallah. İnşallah. İnşallah yapacağız. İnşallah. Peki efendim. Çok hoşçakalın efendim. Sağ olun. Liseyi bitirdim. İnşallah üniversite hazırlanıyorum. Kursa gidiyorum. Hedefin ne? Biyomedikal mühendisliği. Biyomedikal mühendislik. Evet. Olağanüstü güzel bir alan. Olağanüstü güzel bir alan. Evet abi bunun için matematiği nasıl? Güzel. Güzel, güzel. Matematikse sorun yok, onları aşacaksın demektir. Hadi bakalım, üniversiteyi kazan. Sağlığımızı yeneyim ben. Öyle mi? Yani güzel. Kazan, burs işini ben halledeceğim. Öyle mi? Tamam. Ama kazanacaksın. Tamam. Tamam. Bana haber vereceksin. Burs işini de ben halledeceğim. İşler nasıl? Nasıl gidiyor işler? Ben emekliyim. Emekli. 25 yıl oldum. Gelip. Maşallah. Nereden emekli oldun? Karşı okul. Gazeteci müdürüm. Ha güzel. Emekli öğretmen. Binlerce öğretmen, öğrenci yetiştirdin. Var tabii. Evet, evet. Mecliste de var. Bu hastanelerde de var. Bu memleketin saygı duyması gereken kitlerin başında öğretmenler geliyor. Eğer bu memlekette bir büyüme varsa, kalkınma varsa,
örfümüz var. Ben oturup ağlıyorum Kenan Bey. Bunlar da öğretmenler sayesinde. Ben oturup ağlıyorum. Yok, bitti. Evet. Eğitimin yaşı var. Evet. 20 yaşından sonra insanları eğitemezsin. Evet. Ama 7 yaşından 70 yaşına kadar öğretebilirsin. Evet. Eğitimin yaşı var. Onun için eğitim yok, kalmadı. Ben oturup ağlıyorum. Hepsini söylemeyin. Memnun oldum, teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum hocam. Ellerinizden öpüyorum. Sağ olun. Patron. Selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun başkanım, siz nasılsınız? Alışverişe mi geldiniz? Merhaba. Evet. Merhabalar efendim. Biz sizi engel olmayalım. Bir de kısmeti kesmeyelim yani. Alışveriş yapın, ne kadar çok alışveriş yaparsanız biz o kadar mutlu oluruz. Esnafımızın kazanması lazım. Kiramızı ödeyebiliyoruz, ne doğru düzgün iş yapabiliyoruz, ne doğru düzgün gidip mal alabiliyoruz. Bir şey yapamıyoruz yani. Hani bu benim yani demek istediğim pandemi sadece bu tarz iş yapan esnafa mı var yani? Vallahi bu tarz esnaf cezalandırılıyor. Doğrusunu söylemek gerekiyor. Yani cezalandırılıyor. Yani cezasını biz mi çekiyoruz yani bu pandemiyle? Maalesef biraz öyle. Yani toplantı şimdi yapılır. Büyük merkezlerde, büyük otellerde herkes gider, alışverişini yapar, yiyeceğini yer, efendim oyununu oynar, kayağını kayar, evet. Ama oralarda pandemi hiç olmaz, kongreler olur, pandemi hiç olmaz, millet sırtırtına orada dururlar. Ama buraya gelince yani işin kaymağını onlar yiyor, ceremesini biz çekiyoruz. Öyle. Şimdi bu işi yapan firmalar da var, büyük firmalar. Şimdi onlara bakıyorsun, devlet desteği var. Şimdi bu tür işi biz yapıyoruz. Devlet desteği yok. Sizde yok değil mi? Yani destek yok, hiçbir evet. şey yok. Yani biz bu yani tamam kısıtlama var. Evet. Kısıtlama sadece bu esnaf, bu tür iş yapan esnafım var yani. Bakıyorsun, kısıtlama tamam uyalım. Rahmetli yani, Ecevit demişti ki ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen. Evet. Biz insanca ve hakça bir düzeni kurmak zorundayız. Evet. Ama beraber kurmak yani. Evet. Birlikte halkın desteğiyle kurmak zorundayız. O zaman herkes kazanacak. Alın evet. teri kadar değerli bir şey yoktur dünyada. Evet. Alın terinin hakkını teslim ettiğinizde hiçbir sorun kalmaz. İnşallah. Beraber yapacağız. Dün verdirip de, dünden de verdirip.